Merhaba, webinarımıza hoş geldiniz. Bugün size SolidWorks 2017 yenilikleriyle ilgili olarak ben Süheyla Eroğlu ve çalışma arkadaşlarım Mehmet Can Yıldırım ve Abdullah Coşkun ile bilgiler vermeye çalışacağız. Bugünkü konularımız arasında yenilik, tasarım ve onaylama konuları olacak. Webinarımız iki aşamadan oluşacak sizin çok da zamanınızı almamak için. Ve ikinci aşamamızda Perşembe günü saat 4'te yapılacaktır. Bununla ilgili olarak işbirliği ve yönetme ve oluşturma konularında yenilikleri sunacağız. Yenilik dediğimiz zaman 2017 itibariyle SolidWorks'un ürün gamına giren PCB ürününden bahsetmek istiyorum. SolidWorks PCB ürünüyle akıllı aynı zamanda bağlantılı ürünler oluşturabilirsiniz. Ki bunlar nedir? Örneğin güç kaynağı, yerleşik elektronik bileşenler ya da mekanik montajlar, sensörler, bağlantı elemanlarını aynı ortamda kullanabileceğiniz bir sistem sunuyor size. SolidWorks PCB iki farklı ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi PCB konektör, diğeri ise PCB ürünü. Altium tarafından desteklenen yazılımlar SolidWorks'a uyarlanarak kullanımımıza sunulmuş durumda. SolidWorks PCB elektronik devre tasarımı yapabileceğiniz bir yazılımdır. PCB konektör ise bu tasarımı SolidWorks'a aktarmanıza yarayacak. SolidWorks PCB ile neler yapabilirsiniz? Örneğin şematik yakalama ve PCB düzeni oluşturma ya da 3 boyutlu görüntüleme imkanı sağlıyor size. SolidWorks işbirliği ve entegrasyonu sayesinde SolidWorks ile ortaklaşa entegre bir çözüm sunmuş oluyor. PCB ve PCB konektör ürünü ile beraber gelişen teknolojileri hedefleyen yeni kabiliyetleri SolidWorks'e eklemiş bulunmaktayız. Şimdi tasarım konusu ile sözü Mehmet Can Yıldırım'a devrediyorum. Mehmet Can arkadaşımız konuyla ilgili bilgilerini size sunacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar, ben Mehmet Can Yıldırım. Bugün size SolidWorks 2017 ile beraber tasarım bakımında gelen yeniliklerden bahsedeceğim. İlk olarak konu başlığına bakacak olursak, kullanıcı arayüzümüzde gelen yeniliklerimiz var. Aynı şekilde iki boyutlu çizim ortamında gelen bazı kısıyolarımız ve görselleştirmelerimiz mevcut. Aynı zamanda modelleme tarafında, yani katı modelleme tarafında, yüzey ve saç metal modelleme taraflarında yeniliklerimiz mevcut konularımızda. Ve montaj ortamında yeniliklerimiz var. Size bugün bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak görecek olursak kullanıcı arayüzümüzde ne gibi yenilikler var? İçerik katlarında gelen yeniliklerimiz mevcut. Tüm nesneleri gizli göster gibi bir yeniliğimiz var. Üst ve alt üye görüntüleme ok çubuklarımızda yeniliklerimiz mevcut. Sorunun detayları artık daha basit bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Yorumlar, yani açıklamalar kısmında iki farklı yenilik geldi. Artık yorumlara daha fazla unsur tipini tanıtabiliyoruz. Ve artık bir resim, yani JPEG ya da PNG uzantılı resimler ekleyebiliyoruz. Son olarak da montajınızda ve hatta tasarımlarınızda uygulamış olduğunuz yapıştırmaları görüntü durumu ile kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi bunları SolidWorks'ta uygulayalım. İlk olarak herhangi bir montajınızda herhangi bir parçanın yüzeyine dokunduğunuz zaman sol tarafta görmüş olduğunuz gibi hızlı erişim barı açılıyordu. Artık buradan parçalarınıza tıkladığınız zaman o parçanın düzenlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki düzenleri kullanıp montaj ilişkisi ve hatta iki boyutlu çizimler gibi farklı işlemler uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda üst tarafa gelecek olursak bakın, montaj ilişkileri artık burada gözüküyor ve artık hatalı bir montaj ilişkisinin üstüne tek bir tıklamayla tıkladığınız zaman hatanın ne olduğunu burada okuyabilir ve unsur düzenleme yardımıyla buradaki hatayı hızlı bir şekilde giderebilirsiniz. Gelin burada onaylayalım. SolidWorks 2017'de gelen bir diğer yeniliğimiz ise artık parçalarınızı uyguladığınız iki boyutlu çizimler, düzlemler, eksenler gibi unsurları tek seferde gizle göster yardımıyla bunu uygulayabiliyorsunuz. Yukarıdan gelip tüm tipleri gizle dediğim zaman bakın tek seferde farklı tipteki unsurları gizleyebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda sol tarafta tasarım ağacına gelecek olursak bir unsurun üstüne geldiğiniz zaman o unsurun üst ve alt örneğini gösteren dinamik referans çubukları da görsel olarak değişmiş durumda. Herhangi bir hata unsurunuzun artık tek bir sol tıklamayla biraz önce anlattığım gibi hataya ulaşabilir ve unsur düzenleme yardımıyla oradaki unsuru çok hızlı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Geldim, iki kelamı seçtim ve onayla diyorum. SolidWorks 2017'de gelen bir diğer özellik ise artık unsurlarınızda uyguladığınız kayıp kenarları silmenize gerek yok.
Sorgusu kim oydu? Kendisi artık otomatik olarak kayıt kenarları kendisi kaldırıyor. Farklı bir tane daha hatalı unsurum var. Bunu da düzeltelim. Geldim. Bir referans düzeyi belirtiyorum ve tamam diyerek ana montajıma geri dönüş yapıyorum. Sorgusu 2017'de gelen bir diğer özelliğimiz ise artık montajlarınıza veya da parçalarınıza uyguladığınız yorumları çok hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Montajınızın ana ismine tıklayarak artış bölümünde yorum göstergesini gösterdiğiniz ama artık hangi alt montajınıza veya da parçalarınıza bir yorum eklediyseniz onun yanında bir yorum sembolü çıkıyor. Buradan görüntüleyerek çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda artık yorumlarda yeni yorum eklediğiniz zaman burada gelip resim ekle diyerek çok hızlı bir şekilde artık resimlerinize ulaşabilirsiniz. Buradan gelip bilgili klasörden resmimi seçiyorum. Ve aç dediğim zaman artık kaydını kapat diyerek bir resmi de ekleyebiliyorum. Ve yorumları görüntülerken artık tüm yorumları görüntüle diyerek burada artık daha fazla unsur tipini burada görüntüleyebiliyorsunuz ve eklemiş olduğunuz resimleri de görüntüleyebiliyorsunuz. SOCLUX 2017'de montajınızda veya da parçalarınızda uyguladığınız yapıştırmaları görüntü durumunu kullanarak farklı konfigürasyonlarda görüntüleyebilirsiniz. Gelip sağ tuş yapıp oluşturmuş olduğunuz görüntü durumunu seçerek buradaki renk ayarlarını şu an benim yaptığım gibi istediğiniz gibi hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Kullanıcı arayüzümüze gelen yenilikler bu kadar. Sunumumuza geri dönelim. Bir diğer yenilikimiz çizim ortalığında gelen yenilikler. Artık iki boyutlu bir çizim oluşturduğunuz zaman arka tarafı gölgeli bir şekilde gözükecektir ve bu da artık herhangi bir karmaşaya engel olacaktır. Ve iç içe uyguladığınız birden fazla kontürler varsa alt tuşu ile o kontürleri seçerek daha hızlı bir şekilde unsurlarınızı kullanabilirsiniz. Ve yeni gelen kısa yönelikler ile çok daha hızlı bir şekilde çizim ortalığına geçmiş olabiliyorsunuz. Şimdi bunları uygulamak üzere SOLIDWORKS'e geçiş yapalım. Montaj üzerinde ilgili parçamı açıyorum. Çizim açıyorum. Artık çizim komutanı kullanmak için yukarıdaki sekmeyi kullanmama gerek yok. Grafik alanında herhangi bir yere sağ tuş yaptığım zaman çizim öğelerini kullanarak çok hızlı bir şekilde artık çizimimi gerçekleştirebilirim. İstediğim ölçülerde gelip istediğim tipteki iki boyutlu çizimi oluşturuyorum. Yani çizim öğeleri bir tane de daha yapalım. Bakın çok daha hızlı bir şekilde artık iki boyutlu çizimlerinizi oluşturabilirsiniz. Gelip devam edelim oluşturmaya. Bir öteleme uygulayalım. Evet. SOLIDWORKS 2017'de gelen bir diğer özelliğimiz ise artık iç içe oluşturmuş olduğunuz profilleri klavye üzerinden alt tuşuna basılı tuttuğunuz zaman katı oluşturacağınız veya farklı unsurları kullanacağınız alanları gelip seçerek köşelerinden çok daha hızlı bir şekilde unsurlarınızı kullanabilirsiniz. Birden fazla alanı seçmek istiyorsanız bu sefer CTRL ve alt tuşlarına basılı tuttuğunuz zaman birden fazla alanı da seçebilirsiniz. Burada gelip unsurumu oluşturalım. 1 milimetre bir kesme işlemi uygulayalım. Bakın çok daha hızlı bir şekilde oluşturdum. SOLIDWORKS 2017'de gelen çizim ortamında gelen yeniliklerimiz bu kadar. Sunumumuza geri dönüş yapalım. Bir diğer yeniliğimiz kolaylıklar aslında. Ne gibi kolaylıklar SOLIDWORKS 2017 ile beraber geldi. Artık kesit aldığınız zaman sizin şeffaf olarak seçtiğiniz parçaları şu an sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi görüntüleyebiliyorsunuz. Ve SOLIDWORKS 2016'da gelen bir yeni komutumuz vardı, diş açma komutu. 2017 ile beraber iki yeni özellik daha eklendi. Artık başlangıç ve bitiş üzerini hızlı bir şekilde trimleyebiliyoruz. Ve birden fazla ağzı dişleri de uygulayabiliyoruz. Dairesel çoğaltmadan artık çift yönlü dairesel çoğaltma yapabiliyoruz. Ne gibi? Bir tarafa 8 tane, diğer yöne 3 tane şeklinde çoğaltma işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ve süpüre katı oluşturmada yeniliklerimiz var. Süpüre katı oluşturmada bildiğiniz üzere bir iki boyutlu bir profil çizip o profili sizin oluşturmuş olduğunuz yol üzerinde katı oluşturacak şekilde kullanıyordunuz. Artık herhangi bir şekilde profil çizmenize gerek yok. Parçanın üzerinde herhangi bir yüz, bir kenar veya da bir eğri seçerek bu işlemi kullanabiliyorsunuz. Şimdi SOLIDWORKS'e geçelim ve uygulayalım. Bununla ilgili montajımı açıyorum. Evet, SOLIDWORKS 2017'de gelen yeni özelliklerimizden bir tanesi artık
parçalarınızda veya montajlarınızda kesit aldığınız zaman sol tarafta gördüğünüz gibi saydam kesit bileşenlerini burada gelip seçtiğiniz unsurları saydam olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada bir kesit değeri belirtelim. Ve onaylayalım. Bakın ekranda görmüş olduğunuz gibi ben saydam olarak seçtiğim gövdeleri nasıl bir örtülendiğini görüyorsunuz. Sorduk 2010'da gelen bir diğer özelliğimiz ise artık diş açma komutunda birden fazla altı dişleri ve başlangıç üzerine 40 diyebiliyoruz. Şimdi gelip bir diş komut içerisine girelim. Diş bilgilerimi uyguluyorum. Öteleme belirtelim. Burada diş arası mesafeleri belirtiyorum. Nasıl bir diş yöntemi olacağını seçiyorum. Evet. Bakın dişimi ayarladım. Burada gelen yeni özelliğimi Surface 2017'de başlangıç yüzüyle 40 derseniz şurada parçamızın en üst kenarından yukarı çıkmış olan dişi otomatik olarak kırpacaktır. Gelip başlangıç yüzüyle 40 dediğim zaman burada bakın dişi nasıl kırptığını görebiliyorsunuz. Artık bunu Surface 2017'den önce nasıl yapıyorduk? Farklı unsurlar kullanarak kesme işlemleriyle bunu gerçekleştiriyorduk ama artık böyle bir farklı unsur kullanmamıza gerek kalmadı. Burada başlangıç yüzüyle 40 dediğim zaman yüzeyi bitirecek şekilde birleştiriyor. Ve diğer gelen yeni özelliğimiz ise çoklu yol özelliği. Çoklu yol seçerek burada istediğiniz diş ağzını girerek birden fazla dişler oluşturabilirsiniz. Gelip tamam diyelim ve oluşturalım. SOLIDWORKS 2010'da gelen bir diğer yeniliğimiz ise artık süpüre katı oluşturma komutunda bir iki boyutlu çizim yapmanıza gerek kalmadı profil için. Parçanın üzerinde bir yüz seçtikten sonra bir eğriyle artık çok hızlı bir şekilde süpüre katı oluşturma işlemini uygulayabiliyorsunuz. Gelip diğer kenarıma da aynı işlemi yapacağım. Geliyorum süpüre katı oluşturma dedim. Parçanın üzerinde bir yüz seçtim ve yolu seçiyorum. Bakın hızlı bir şekilde uygulamış olduk. SOLIDWORKS 2017'de gelen diğer bir özelliğimiz ise artık dairesel çoğaltma komutunda çift yönlü çoğaltma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Herhangi bir yön belirtip çoğaltacağım unsuru seçiyorum. Yön 2'yi aktif hale getirdiğim zaman bakın artık burada örnek aralık seçeneği mevcut. Burada ben örnek aralıkta ne kadar adet istersen o kadar girdiğim zaman artık benim vermiş olduğum değerler doğrultusunda çoğaltma işlemlerini gerçekleştirebilirim. Geldim. Tamam dediğim zaman çok hızlı bir şekilde çift yönlü çoğaltma işlemleri yapabilirim. Kolaylıklar bu kadar. Şimdi sunumumuza geri dönelim. Bir diğer gelen yenildiğimiz radüsler pahlarda yeni pah seçeneklerimiz mevcut. Bunlar öteleme yüzü, yüzden yüze pah oluşturma ve değişken açılarda artık çok daha basit bir şekilde pahlar oluşturabiliyoruz. Ve diğer bir gelen özelliğimiz radüsler değiştirebiliyoruz. Yani bundan kastımız bir pah operasyonu oluşturdunuz. O pah operasyonunu aynı operasyon içerisinde radüse çevirebilirsiniz veyahut da radüsü paha çevirebilirsiniz. Şimdi bunu SOLIDWORKS'e bakalım. İlgili parçamı açıyorum. Evet. SOLIDWORKS 2017'de gelen özellikle artık yeni pas seçeneklerimiz mevcut. Bunlar öteleme yüzü ve yüzden yüze seçenekleri. Öteleme yüzünde gelip siz istediğiniz pump değerini yazdıktan sonra alt tarafta gördüğünüz üzere pump parametrelerinden pump parametreleri içerisinde yer alan çok uzaklık pas seçeneği ile artık tek bir pump operasyonuyla köşelerinize farklı değerlerdeki pump'lar atayabilirsiniz. Gelip burada köşe pump istediğiniz köşeleri seçtikten sonra açılan pencerede buradaki değerleri değiştirerek, mesela ben burada 10'da 5 olmasını istiyorum. Diğer kenarında gelip 10'da 3 olarak ayarlıyorum. Buradaki kenarımı da 10'da 1 olarak ayarlayalım. Ve onay veriyorum.
Bakın tek bir operasyonla artık farklı boyutlardaki pahları oluşturabilirsiniz. Bir diğer gelen yeniliğimiz ise artık iki yüz seçerek pa operasyonu yapabiliriz. Tekrar gelip pa operasyonu içerisine giriyorum. Bu sefer yüz seçeneğini tıklayarak iki tane sınır yüzeyimi burada gelip seçiyorum. Bakın seçtikten sonra o yüzlerinden geçen pahı oluşturdu. Burada şöyle bir özelliğimiz daha geldi. Pa parametrelerinden çizgiyi tut diyerek farklı değişkenlerde eğer pahımız varsa iki sınır çizgi belirterek farklı değişkenlerde pahı çok hızlı bir şekilde gördüğünüz üzere oluşturabiliriz. Diğer bir yeniliğimiz oluşturmuş olduğunuz pahı radyusa çevirebiliyorsunuz. Nasıl? Oluşturmuş olduğunuz pahı tıklayarak unsuru düzenlediğiniz zaman açılan pencerede radyus tüpünü seçtikten sonra gelip dairesel değil de sürekli eliklerseniz yine değişken açılarda olduğu zaman parçalarınız o açılarda devam edecek şekilde pahalarınızı çok hızlı bir şekilde radyusa çevirebilirsiniz. Şimdi SuartLux'a sunumumuza geri dönelim. Bir sonraki yeniliğimiz gelişmiş delik. Artık tek bir operasyonla kademeli delikler oluşturabiliyoruz SuartLux'te. Ve oluşturmuş olduğumuz delikleri sık kullanılanlara kaydederek daha sonradan hızlı bir şekilde onları seçerek tekrardan deliklerimizi oluşturabiliyoruz. Şimdi SuartLux'te bunu uyguluyorum. Parçamı açacağım. Evet. SuartLux 2017'de gelen diğer özellik az önce söylemiş olduğum gibi gelişmiş delik komutu. Parçanın üzerinde bir kes alalım. Bakın parçamın şu tarafında bir delik operasyonu yapılmış. Buradaki delik operasyonunu düzenlediğiniz zaman bir yakın ve uzak taraf yüzeyi diye bir seçeneğimiz mevcut ve sağ tarafta bir yeni bir panel eklendi. Burada uzak taraf diyerek deliğimizin biteceği bir referans yüzü seçebiliriz. Gelip sağ taraftan istediğim delik tipini seçerek ve boyutlarımı girerek yine ikinci bir kademeli deliğimi oluşturabilirim. Bakın deliğim unsuru düzenledim, yeni bir kademe ekledim. Tekrardan farklı bir kademe eklemek isterseniz tekrardan girip burada istemiş olduğunuz delik tipini seçerek girmece burada belirttiğiniz metrikte belki boyutlarda kademe deliklerinizi oluşturabilirsiniz. Onay verdiğiniz takdirde bakın tek bir operasyonla artık kademe delikleri çok hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda görüntü durumunu kullanarak da bu delikleri görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde şeffaf hale getirip daha sonradan istediğiniz deliklere girerek istediğiniz şekilde bu delikleri düzenleyebilirsiniz. Sunumumuza geri dönelim. Evet, SuartLux 2017'de gelen bir diğer özelliğimiz ise gövdelere dönüştürme. Bu gövdelere dönüştürme artık kompleks ve detaylı geçmiş parçalarınızı daha basit hale getirebilirsiniz. Yani şundan bahsediyoruz. Montajınızda kullandığınız bir datayı artık farklı bir gövde olarak kaydettiğiniz zaman o kaydettiğiniz şekilde bütün montaj ilişkileri varsa montaj ilişkilerini ve teknik resim referanslarını koruyacak şekilde oluşturabiliyor. Aynı şekilde bunu tüm montaj ve teknik resim referanslarını da aynı şekilde koruyor. Şimdi bununla ilgili parçamızı açalım. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz gibi bir tane montajımız mevcut ve bu parçamızda belirli montaj ilişkileri ve referanslar mevcut. Şimdi ben bu parçamı gelip park ortamında açarak farklı bir gövde olarak kaydedeceğim. Gelip parçanızın sol tarafta ismini sağ tuş yaparak gövdelere dönüştür derseniz bu gövdeyi farklı bir parça olarak artık çok hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Burada önemli olan kısım parçanın ismini değiştirdikten sonra alt tarafta referans geometrisini ve çizimleri koru dediğiniz takdirde şu anki haliyle parçayı kaydedecektir yani dönüştürecektir. Tamam diyorum. Ve bakın modelimi dönüştürdüm. Ve gelip montajıma geri döndüğüm takdirde bakın sol tarafta tasarım ağacında benim değiştirdiğim isimde yer alıyor parçam. Ve montaj işlerini gösterdiğim zaman yine
aynı şekilde monte ilişkileri tutacak şekilde parçamı burada sabitliyor. Bunu 2016'da yaptığımız zaman parçamızı tekrardan getirip bir monte ilişkisi yapmamız gerekiyordu. Artık 2017'de bunu yapmamıza gerek kalmadı. Bütün monte ilişkileri olduğu gibi referansını koruyacak şekilde duruyor. Şimdi sunumumuza geri dönelim. Bir diğer yenildiğimiz yüzey modelleme. Artık sarp komutumuzu istediğimiz yüzeylerde kullanabiliyoruz. 2017'den önce nasıldı? Sadece silindirik ve konik yüzlerde bu işlemi uyguluyorduk. Artık öyle bir sınırımız yok. İstediğimiz yüzlerde sarp komutunu kullanabiliyoruz. Ve birden fazla yüzü seçerek de sarp işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bir diğer yenildiğimiz yüzeylerde eğri offsetleme işlemi yapabiliyoruz. Yani eğri öteleme işlemi yapabiliyoruz. Kenarları veyahut da yüzeyi seçtiğimiz takdirde bu işlemi hızlı bir şekilde seçebiliriz. Şimdi SOLIDWORKS'e dönerek bu işlemi gerçekleştirelim. Evet, ekranda gördüğünüz üzere bir parça mevcut ve bu parçamda sol tarafta tasarım ağacında bir logo isimli bir unsurum var. Ben bu unsurumu gelip buradaki yüzeyimi saracağım. Gelip sarp komutuna girdiğim zaman sarma tipini belirtip yüzeyi seçtiğim zaman bakın artık sarp komutunu sadece konik ve silindirik değil istediğim yüzeylerde yapabiliyorum ve birden fazla yüzü seçerek de iki yüzde de sarma komutunu yapabiliyorum. Bunu 2016'da nasıldı? Sadece silindirik ve konik yüzlerdi ve tek bir yüzeyi seçerek yapabiliyorduk. 2017'de artık birden fazla yüzeyi seçerek sarp komutunu hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Bir diğer gelen özelliğimiz ise eğrileri yüzeyimizin formunda öteleyebiliyorduk. Onunla ilgili parçamızı açalım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir tane parçam açık ve ben bu kenarlarımı bu eğri formunda ötelemek istersem artık çizim sekmesinde yer alan yüzey üzerinde ötele komutuyla çok basit şekilde yapabilirim. Burada gelip öteleme miktarını girdikten sonra ötelemek istediğim çizgiyi seçtiğim zaman bakın o çizgiyi o yüzeyimin formunda ötelecek şekilde yapabilirim. Buradaki güzel olan bir diğer seçenek de tek bir çizgi seçmek zorunda değilsiniz. Birden fazla çizgileri seçerek bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer özelliğimiz ise bu sefer gelip çizgileri değil de yüze dokunduğunuz zaman yine o yüzeyin bütün kenarlarını baz alacak şekilde eğriyi offsetleyebilirsiniz. Bu şekilde offsetleyip istediğiniz operasyonu gelip dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Geldim, onay veriyorum. Ortasını boşalttım ve kapattım unsurları. Tekrardan geri açıyorum. Bu şekilde sar ve eğrilerde offsetleme komutlarını kullanabilirsiniz. Şimdi sunumumuza geri dönelim. Bir diğer yenildiğimiz sheet metal. Yani saç metal parça tasarımında gelen yenildiğimiz. İki farklı yenildiğimiz geldi. Birincisi üç büküm köşesi işlemi. Burada artık bir parçamız üzerinde yani bir tasarımımızda farklı köşelerine farklı büküm işlemleri uygulayabiliyoruz. İşte dairesel, kabartma veya da dikdörtgen şeklinde seçenekler uygulayabiliyoruz her köşesine. Diğer yenildiğimiz ise normal kesimler yani geometri optimize et seçeneği. Bunları SOLIDWORKS'a gösterelim. SOLIDWORKS 2017'de gelen yeni bir özelliğimiz sheet metal parçaları üzerinde bir kesim işlemi yaptığınız zaman o iki boyutlu profilinizin şeklini almıyordu. Artık gelip kesme operasyonu içerisinde burada geometriyi optimize et dediğiniz zaman burada oluşturmuş olduğunuz iki boyutlu profilin şeklini alacak şekilde geometriyi optimize ederek kesim işlemi yapıyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi. Bir diğer özelliğimiz ise artık saç metal parçalarında üç farklı köşelerimize farklı kabartma tipleri uygulayabiliyoruz. Burada yapmamız gereken seçerek köşe yırtılmasına girdiğimiz zaman üç büküm köşe seçeneğiyle seçtiğimiz köşelerde burada gelip kabartma tipini birinci noktam için dikdörtgen, ikinci noktam için dairesel, üçüncü noktam için de yırtık veya diğer seçeneklerimi kullanabilirim. Onayladığım zaman üç farklı köşesine parçamın üç farklı kabartma tipi artık çok hızlı bir şekilde uygulayabiliyorum. Şimdi sunumumuza geri dönelim. Evet. Bir diğer yenildiğimiz montaj yenilikleri. Montaj yeniliklerinde artık ağaç görünümünde konfigürasyon ve görüntüleme durum isimlerini gizleyebiliyoruz.
ve artık bileşenleri grup halinde tanımlayabiliyoruz. Bunlardan bahsedelim. SOLIDWORKS'a geçelim. Evet. Şimdi SOLIDWORKS 2017'de gelen montaj ortamında gelen yenilikler. İlk olarak sol tarafta tasarım ağacında görmüş olduğunuz gibi parçalarınızın isimlerinin yanında bir default yani konfigürasyon ismi ve görüntü durumu ismi yer alıyordu. Bunlar belli bir noktadan sonra artık modeliniz üzerinde yani modeliniz üzerinde karmaşa yaratabiliyordu. Bunları 2016'da veya da daha önceki versiyonlarda gizleyemiyorduk. Artık bunları istediğiniz gibi gizleyebilirsiniz. Gelip ana montajınızı sağ tuş yaparak ağaç görünümünde burada yalnızca bir at varsa seçeneğini seçtiğiniz zaman artık herhangi bir konfigürasyon veya da görüntü durumu yoksa parçanızda onlar çıkmayacaktır. Ve bu şekilde daha rahat bir şekilde parçalarınıza ulaşabilirsiniz. Bir diğer gelen yenilik ise akıllı montajlama yenilikleri. Artık biraz daha akıllı durumda. Yani neyden bahsediyorum? Burada gelip ilişkiyi verdiğiniz zaman bakın çakışık ilişkisi yaptım ve doğru bir şekilde yaptı. Normalde bunu tam tersi şekilde çakışık operasyonu yapabiliyordu. Artık öyle hatalardan kaçınabilirsiniz 2017 sayesinde. Gelip parçamı sürüklüyorum ve ilişki vermeye devam ediyorum. İlişki vereceğim. Yüzlerimi seçiyorum. Geldim. Eş merkezi dedim. Çeviriyorum. Aynı şekilde buradaki yüzümde, buradaki yüzümde de eş merkezi diyorum. Evet. SOLIDWORKS 2017'de gelen diğer bir özelliğimiz sizin import datalardan oluşturmuş olduğunuz alt montajları daha sonra eğer o import datayı SOLIDWORKS unsurlarına çevirdiğinizde bildiğiniz üzere bütün referansları kopuyordu. Artık referanslar bozulmuyor. Yani gelip burada import olan datanızı FeatureWorks sayesinde SOLIDWORKS unsurlarına çevirdiğiniz zaman montajımıza geçelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi SOLIDWORKS unsurlarına çevirdim ve o parça üzerinde bütün referansları sabit kalacak şekilde duruyor. Ve alt montajınızı farklı bir formatta kaydetmek isterseniz eğer, yani farklı kaydet deyip burada montaj olarak değil de part olarak kaydetmek isterseniz burada bir isim verelim. Ve alt tarafta geometri referanslarını koru derseniz parça olarak bile kaydetsiniz alt montajınızı artık bütün referansları aynı kalacak şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ana montajımıza geçecek olursak alt montajımızı burada bileşenleri değiştir diyelim ve parça olarak aradığımız parçamızı değiştir diyelim. Bakın sol tarafta gördüğünüz gibi benim parça olarak kaydettiğim gövdeler mevcut ve bu gövdelerimde yine aynı şekilde montaj ilişkileri sabit kalacak şekilde duruyor. Yani SOLIDWORKS 2017 sayesinde parçalarınızı dönüştürseniz bile yine bütün referanslarını aynı kalacak şekilde tutuyor. Şimdi sunumumuza geri dönelim. Diğer bir özelliğimiz montaj ortamında artık manyetik ilişkiler yani manyetik noktalar atayarak montajlarımızı daha hızlı bir şekilde ilişkilendirebiliyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. SOLIDWORKS'a geri dönecek olursak ilgili parçamızı açalım. Yani manyetik ilişkilerden kastımız artık bütün kenarları işte bir kenara çakışık yaptıktan sonra diğer yüzeyimi eş merkezi olarak seçmek zorunda değilim. Tek bir manyetik noktam ile artık çok hızlı bir şekilde ilişkilerimi parçam üzerinde sağlayabilirim. Şimdi bunlardan bahsedeceğim ben size. Öncelikle bu montajımı istediğim konumda karşıma alıyorum. Sol taraftan bileşen ekle diyerek gelip istediğim bileşeni geldim seçtim. Bakın bileşeni seçtikten sonra bir mor noktalar çıktı. SOLIDWORKS 2017'de artık bu noktaları kullanarak sürükle bıraktığınız zaman çok hızlı bir şekilde artık o noktaları baz alacak şekilde montajınızı sağlayabilirsiniz. Diğer parçamı ekleyelim.
Ve diğer gelen özelliğimiz artık 2017'de parça eklediğiniz zaman tab tuşuna bastığınızda parçanızı farklı yönlerde çok hızlı bir şekilde çevirip o yönlerde montajlamasını sağlayabilirsiniz. Evet. Sunumumuza geri dönelim. Diğer yeniliğimiz ilişki kontrol yeniliği. Aslında ilişki kontrol yeniliği 2016'da gelen bir özelliğimizdi. Ek olarak ilişki kontrol pozisyonunu ayarladıktan sonra bu pozisyonları konfigürasyon olarak artık kaydedebiliyoruz. Ve yol ilişki desteği de mevcut durumda. Yani yol ilişkisi verdiğiniz bir ilişkiyi artık ilişki kontrolü ekleyebiliyorsunuz. SOLIDWORKS 2017'de tasarım konusunda diğer yeniliklerimiz bu kadar. SOLIDWORKS 2017'de gelen yeniliklerle birlikte daha fazla temel güç ve performans kullanarak mod tasarımlarınızı çok daha hızlı bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Bir tane anket sorumuz var. Ben sizden bu anket sorumuzu cevaplamanızı rica edeceğim ve sözü söylenme bırakacağım. Bu arada siz anket sorusunu cevaplarken ben Mehmetcan Bey'e teşekkürlerimizi sunarak bir hatırlatma yapacağım. Bugün sizi çok da fazla yormamak adına iki adet webinardan oluşan webinar serimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. İkincisi Perşembe günü saat 4'te olacak. Gökay Bey ve Abdullah Bey sizinle olacak. Geri kalan yenilikleri anlatmak üzere. Lütfen takvimimize manuel olarak eklemeyi unutmayın. Onunla ilgili de bilgileri vermiş olacağım size. Sanıyorum cevaplama işlemi tamamlandı. Son birkaç saniye bekleyip kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere onaylama konusunda yeniliklerimizden bahsedeceğim. SolidWorks 2017 içerisinde onaylama ile ilgili olarak SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation ve SolidWorks Plastics ürünlerinin yeniliklerini anlatacağım. SolidWorks Simulation ürününde artık çözüm zamanında, çözüm aşamasında SolidWorks otomatik kararlar alarak siz çözdürdükten sonra kahvenizi içerken çözümü tamamlamış oluyor. Çözüm yaptıktan sonra yüksek gerilim alanlarını otomatik olarak tanımlayabileceğiniz bir grafik seçeneği eklendi sonuçlara. Artık bütün çözümleri yaptıktan sonra bunları görüntüleyebilmeniz için maksimum üzerinde ve minimumun altındaki değerler için renk skalasına yeni renkler eklendi. Bunları belirleyebileceğiniz bölümler eklendi. Akma gerilmesinin üstündeki değerler için de yine otomatik skala maksimumu geliştirildi. Bildiğiniz üzere eskiden tek tip çalışma içerisinde kopyalama yapabiliyordunuz. Artık herhangi bir statik çalışmanızda, örneğin farklı bir nonlineer olabilir, lineer dinamik olabilir, çalışmalara da kopyalayabiliyorsunuz. Ve artık simülasyon yaptıktan sonra bunların grafik görünümlerini W360 ile ya da real bir görünümlerini alarak renderlamada yapabiliyorsunuz. Şöyle bir bateri kapağımızın analizini yapıyoruz. Gereğinden fazla bir kuvvet uygulandığında nasıl davranılacağını ölçeceğiz. Bateri kapağımızı açalım. Konfigürasyonumuzu aktifleştirelim. Burada bahsettiğim üzere herhangi bir analiz yaparken otomatik kararları alarak sizi bilgisayarın başına kilitlemekten çekinmekte şu anda. SolidWorks size böylece daha fazla zaman sağlıyor. Bunun dışında isterseniz zaten bildiğiniz üzere bir simetri tanımı yaparak da yine zamandan tasarlıyordunuz. Şimdi bunlara ek olarak neler geldi? Sonuçlarında şöyle bir hotspotlarımız var. Yüksek gerilim alanlarını izole de edebilirsiniz. Bu şekilde görüntüleme imkanı da sunmakta size. Stres kısmına geldiğim zaman gerilimlerin maksimum değerlerini buradan gördüğünüz üzere istediğiniz renkte görüntüleyebiliyorsunuz. Yine isterseniz farklı renklerde skala maksimumunu vermiş oluyorsunuz. Bunun dışında yine kopyalama yapacağınız zaman şu anda bir statik analizi, bir doğrusal olmayan analize çevirebiliyorsunuz, kopyalayabiliyorsunuz. Size diğer yeni baştan bütün işlemleri yapmadan direkt kopyalama imkanı sunuyor. Burada herhangi bir malzeme ekleyecekseniz şayet bakım anlaşması süresince kullanabileceğiniz SolidWorks Material Web Portal kısmını size sunuyoruz. Bu web portalından istediğiniz örneğin
bulmak istediğiniz bir plastik ürünü ekleyip direkt SolidWorks'e ekleyebiliyorsunuz. Yine doğrusal olmayan analizlerimiz için yani otomatik çözücü seçeneğimiz geldi. Böylece artık simülasyon üzerinde herhangi bir özel çalışma yapmanız, hangi çözücüyü seçeceğinize kendinizin karar vermesi gerekmeden otomatik olarak kendisi seçerek işleminizi tamamlamış oluyor. Herhangi bir analizde sonuçları karşılaştır dediğinizde, eskiden tek tip analizleri karşılaştırabilirken şimdi birden fazla tipte analizi karşılaştırma seçeneğiniz mevcut. Şurada da görmüş olduğunuz gibi bir statik analizle bir doğrusal olmayan analizi karşılaştırmış oluyoruz. Sunumumuza geçip diğer ürünlerimizle devam edelim. Şimdi ikinci ürünümüz Flow Simulation, akış simülasyonu ürünümüz. Burada da artık alt seviye bileşenlerden sınır koşullarını alabiliyorsunuz. Böylece tekrar tekrar tanımlamanız gerekmiyor. Örneğin diğer projelerde tanımlamış olduğunuz model şartlarını alabilirsiniz. Proje tanımlarını basitleştirdiyseniz bunları tekrar alabilirsiniz. Ya da önceden tasarlamış olduğunuz bazı koşullarla ilgili de bir kütüphane oluşturabiliyorsunuz. Optimizasyon yaparken akış simülasyonlarında eskiden tek parametreli olarak çalışıyordunuz. Şimdi geometri ya da simülasyon parametre değişkenlerini de ayarlayarak birden çok parametreyle optimizasyon yapabiliyorsunuz. Üçüncü yenilik grubumuzsa onaylama kısmında SolidWorks Plastics yenilikleri. SolidWorks Plastics ile 2017 sürümünde şunları göreceksiniz. Artık arayüzün SolidWorks'e daha uygun bir arayüz olduğunu, daha basitleştirilmiş bir arayüz olduğunu siz de fark edeceksiniz. Örneğin polimer penceresi boyut ve konum hafızası getirildi. Uzun polimer isimlerini daha açık görüntüleyebileceğiniz bazı kolaylıklar sağlandı. Şimdi SolidWorks'üme geçeyim. Bunları size göstermiş olayım. Hemen Plastics arayüzüne geçelim. Burada geçtiğiniz takdirde ayarlardan şunu göreceksiniz. Artık daha hızlı açılıyor. Bunun sebebi burada plastik datalarını SolidWorks'te herhangi bir parça açılmadan önce açıp açmamasını size sunan bir seçenek var. Eğer bu seçeneği işaretlemezseniz direkt olarak gelmeyecek. Bu da sizin parçayı daha hızlı açmanızı sağlayacak. Bunun dışında polimer penceresine bakarsanız artık uzun polimer isimlerini daha rahat görüntüleyebildiğini göreceksiniz. Ve görebileceğiniz üzere artık SolidWorks arayüzünde bazı seçimler yapabiliyorsunuz. Yeni komutlarımız var. Yine sunumuma dönersem, yüklemeden dolayı parçaları daha hızlı açtığını söylemiştim. Artık üretilmiş konfigürasyonları da destekliyor SolidWorks Plastics ve Plastics çalışmalarını bir konfigürasyondan diğerine de kopyalama yapabiliyorsunuz. Bu özelliği sayesinde SolidWorks üzerinde şu şekilde açıklayalım bunu. Gördüğünüz gibi burada türetilmiş bir konfigürasyonum var. Ona geçiş yapıyorum. Ve bana soruyor. Diyor ki plastik projelerinizin de datalarını yükleyeyim mi? Evet dedim. Buraya geldim. Ve diyorum ki meşimi at. Daha önceki datayı bu domain geometri olabilir. Herhangi bir yolluk tanımlamış olabilirsiniz. Onları kullanarak bana yeni bir analiz aç diyorum. Bu analizimi yaparken açarken bakalım ne gibi yenilikler gelmiş başka. Örneğin artık otomatik ve manuel meşi bir arada kullanabileceğiniz bir seçeneğimiz mevcut. Küçük geometri etrafında otomatik olarak meş inceltmesi yapacak. Yerel olan kısımlarda ise sizin herhangi bir boyut tanımı yaptığınız meş ayarı geldi. Bunun dışında önceki tasarımı kullanabiliyorsunuz, domain geometrileri alabiliyorsunuz. Ya da yolluk tasarımında, yolluk tasarımı boyunca açı belirleyebiliyorsunuz. SolidWorks'ün de bunu şu şekilde göstereyim size. Az önce bahsettiğim gibi türetilmiş konfigürasyonuma geldim. Şöyle bir yolluk tasarımını seçeyim. O şekilde ilerleyeyim. Burada daha önceden tanımlanmış yolluklar var. Onları silip birlikte size ne tip değişiklikler yapabileceğinizi gösterelim. Burada yolluğuma geçiş yaptım. Özellikle bahsetmek istediğim kısım yolluk tasarımı boyunca açı belirleyebiliyorsunuz. Örneğin şöyle değerlerini girelim. 10 derece olsun. Burada geçimden de yolluk tasarımı yapacağım kısımları seçtim.
Ata dediğim anda onları atayacak. Yine devam ediyorum. Bu sefer açılı olarak değil, direkt olarak ölçü vererek gireceğim. Bu kısımlarında yolluk tasarımını atıyorum. Üst kısmında ölçülerini vereyim. Son olarak yine açı ile bir yolluk tasarımı yapalım. Bu sefer ölçümüz 3 derece olsun ve bu şekilde ağzını da açmış olalım. Gördüğünüz gibi yolluk tasarımı yapmamız artık çok daha kolay. Bu şekilde işlemleri yapıp mesh kısmına geliyoruz. Mesh kısmında az önce de belirttiğim gibi otomatik ve kendimiz manuel olarak belirleyebileceğimiz meshleme kısımları mevcuttu. Hemen onlardan da şu şekilde bahsedeyim. Örneğin diğer kısımları otomatik olarak boyutlandırırken burada benim istediğim alanları istediğim ölçüde boyutlandırabileceği manuel mesh seçeneğim mevcut şekilde yüzlerimi seçiyorum. Nerelere atacağımı. Bu şekilde seçtikten sonra atamamı yaptım ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki kısımları ben kendim boyut vererek manuel meshledim. Diğer inceltmesi gereken lokasyonlardaki bölümleri de program kendi otomatik olarak meshini inceltti. Burada bu mesh işlemi yapılırken ayarlar lokal olarak kaydediliyor. Bu da size ne avantaj sağlıyor? Daha sonra bunları tekrar kullanmak istediğinizde bir domain geometri yarattığınızda, yolluklar oluşturduğunuzda daha sonra tekrar daha önceki dizaynı kullan diyerek herhangi bir simülasyon oluşturmaya çalışırsanız bunları yeniden kullanmanızı sağlıyor. Böylece size bir avantaj sunuyor SolidWorks. Şimdi sunumuma geri dönersem artık otomatik wireframe girebiliyorum. Bu otomatik wireframe işleri içerisindeki otomatik seçeneğiyle wireframe ne zaman açılıp kapanacağını eriyik madde girişe yakın olan bir elemana geldiğinde otomatik olarak wireframe açarak ve bunları bir log dosyası içerisine kaydederek bize gösterebileceği seçenekler mevcut. Bunları nasıl yapacak? Hemen SolidWorks'üme geçiş yapayım. Enjeksiyon kısımlarını belirleyebileceğimiz yeni bir analiz özelliği sunuyor bize SolidWorks böylece. Şimdi burada kontrol wireframe'lerini oluşturacağım. Tek tek seçmeme gerek yok. Otomatik olarak oluştur dediğimde 3 adet wireframe ekleneceği kısmı otomatik olarak buldu. Yine ne zaman açılacağını, hacim oranı, zaman ya da otomatik seçeneği ile bulabilirsiniz. Buradan kendimi seçmiş oluyorum. Hacim oranı ile 3. wireframe için %31 hacim oranı vereyim. Kendiniz de belirleyebilirsiniz. Yine sunumuma dönüyorum. SolidWorks Plastic 2017 ile yeni bir grafik eklendi. Bu da nedir? Dolum ütüleme zamanı boyunca parça ağırlığının değişimini veren bir grafik. SolidWorks üzerinde hemen bunu gösterelim. SolidWorks'üme geçiş yapıyorum. Ana tasarımıma geçtim. Burada ben analizi daha önce çözdürdüm. Sizin çok da fazla zamanınızı almamak adına. Bunun üzerinde Plastics kısmına giriş yapalım ve XY pilotunda gördüğünüz gibi parça ağırlığını da alabileceğiniz bir grafik seçeneğimiz mevcut. Bunu onaylayıp bunları da tasarımlarınızda kullanabiliyorsunuz. Buna ek olarak son yeniliklerimiz Plastics içerisinde minimum ve maksimum değerleri özelleştirebiliyorsunuz. Örneğin bir dolum zamanında maksimum ve minimum değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Sezgisel birleşme hattı görüntüleme seçeneğimiz var. Kırmızı alanlarda küçük keskin açılarla birleşen eriyik cephelerini gösterirken mavi alanlarda daha büyük geniş açılarla birleşen eriyik cephelerini gösteriyor. Ve bunun dışında herhangi bir animasyon hız kontrolünü de yapabiliyorsunuz. SolidWorks'te bunu hemen şu şekilde gösterelim. Akış sonuçlarına gelelim. Ve dolum zamanını gördüğünüz gibi maksimum ve minimum seçenekleri burada veriyor. Animasyon hız kontrolünü bu kısımdan sağlayarak bu şekilde
görünüm alabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere isterseniz bunu durdurup daha hızlı bir şekilde hızını artırarak bunu da sağlayabiliyorsunuz. Sunumumuza dönelim. Bütün bu analiz, onaylama, tasarım onaylama çalışmaları yenilikleriyle devrim niteliğinde tasarımlar oluşturabileceğiniz bir ekosistem sunuyor size SolidWorks. Bununla ilgili de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum webinarımıza katıldığınız için. Sorularınızla ilgili ya da önerilerinizle ilgili destek@abkteknik.com'dan bize dönüş sağlayabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.